İlaç programından herkese merhaba. Bu hafta programımıza yazar Ahmet Büke konuk olacak. Ahmet Büke'nin birkaç gün evvel bir kitabı yayımlandı. Çocuklar için yazdı bu kitabı. Babaannem, Kurbağalar ve Hayat kitabının adı. Sıra dışı bir babaannenin ve torununun hikayesini okuyoruz. Farklı insan hikayeleri var. Maceralı bir yolculuk bu. Kültürel değerler de var kitabın içinde. Ahmet Büke'ye kitabıyla ilgili sorularımız olacak. Tabii çok konuşulan kitabı Deli İbrahim Divanı'nı da konuşacağız. Deli İbrahim'le ilgili sorularımızı da yanıtlayacak Ahmet Büke. Hazırsanız Ayraç başlıyor. Deli İbrahim kitabınızla çok ses getirdiniz. Bir paylaşımınızı da hatırlıyorum bununla ilgili. Yani tırnak içinde aslında kitabınız böyle çok büyük bir pazarlama taktiğiyle falan sunulmadı okura da. Çünkü bunun örneklerini geçmişten görmüştük. Okurlar kanalıyla yayıldı ve Deli İbrahim bir aslında efsaneleşen bir kitap oldu kendi içinde de. Deniz Edebiyatı'nda önemli bir eser oldu. Ben şimdi sorularım arasında olacak. Deli İbrahim'le Kırlangıç Zamanı kitabınızdaki öykülerden birinde de rastladığımı anımsıyorum. Onunla ilgili tabii çok söyleşi verdiniz. Birkaç soru ben de bununla ilgili yöneltmek isterim ama şimdi tabii çok yeni bir kitabınız yayımlandı. Bunu konuşmak istiyorum. Okur bol olsun dileyerek başlayalım. Babaannem, Bağlar ve Hayat kitabınız. Sıra dışı bir babaanneyi anlatıyorsunuz. 9 yaşındaki bir çocuğun babaannesiyle ve yakınındaki insanlarla olan hikayesini okuyoruz. Şimdi Kırlangıç Zamanı ve Gökçe'nin Yolu kitaplarınızı da okudum. Çocuk edebiyatında da önemli eserleriniz var. O kitaplar da masalsı kitaplardı. Kırlangıç Zamanı öykü kitabı Gökçe'nin Yolu da akıp giden bir hikayeydi. Tabii bizi kendi çocukluğumuza da götürüyorsunuz. Özlem duyduğumuz çocukluk anılarımıza hatırlıyoruz. Şimdiki çocukluk içinde dostluk, komşuluk ilişkileri, doğayla ilişkiler, denizle ilişkiler, arkadaş ilişkileri anlamında çok kıymetli bir çalışma. Anlattığınız öykülerin hepsinde aslında bu dayanışma ve komşuluğu görüyoruz. Şimdi çocuklar için yazmak sizin için ne ifade ediyor? Bunu sorarak başlamak isterim. Ve anlattığınız aslında kendi çocukluğunuz mu? Teşekkür ederim öncelikle okuduğunuz için. Yani çocuklar için aslında ben çocuklar için yazma gibi bir fikrim yoktu. Ama baba oldum ve kızımla aramızda böyle bir epey bir kuşak farkı var. Biraz geç baba oldum. O farkı kapatabilmek için yani aramızda bir bağ olsun istedim. O bağ da yani edebiyatla olabilir diye düşündüm ve ona kendi çocukluğumu biraz anlatmak istedim. Çünkü benim çocukluğumla kızımın çocukluğu çok farklı ve asla benim çocukluğumu yaşayamayacak mesela. Yani dolayısıyla benim işte ben 1970 doğumluyum, küçük bir yerde büyüdüm. O dönem dünya daha güvenliydi çocuklar için en azından. İstediğimiz gibi sokakta oynayabiliyorduk. Her komşu bir çeşit anne, her komşu amca da bir çeşit babaydı bizim için. Bütün bahçeler bizimdi. Mahallenin bütün bahçeleri bizimdi. Ve böyle doğayla, yaşamla iç içe bir çocukluğumuz vardı. Biraz bu hikayeler kızıma kalsın diye düşündüm ve hem aramızda da bir bağ olur diye düşündüm. Aynı zamanda yazarken çocukluğumu da düşündüğüm için bir çocuk nasıl olunur onu unutmuştum aslında. Hani kızım büyürken kendi çocukluğumu da düşündüm. Yazmak aynı zamanda düşünmek anlamına gelir. Temel nedeni oydu aslında. Peki şimdi bir söyleşinizde diyorsunuz ki hikaye anlatmak bizde aile geleneğidir. Ve babanızın tabii edebiyatla olan ilişkisinden söz ediyorsunuz ve sizin üzerinizdeki etkisinden bahsediyorsunuz. Size yazarlık yolunu açan bu mu oldu?
Çünkü üç Kemallerin, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Orhan Kemal yaşamınızda büyük etkisi olduğunu ifade ediyorsunuz. Onların mayası olarak görürüm kendimi diyorsunuz bir söyleşinizde. Size yazarlık yolunu babanız açtı diyebilir miyiz? Biraz aslında çocukluğumun etkisi var. Yaşadığım çocukluğun kendine özgünlüğü muhtemelen yazarlığımda epey bir katkısı var. Çünkü ben küçük bir yerde büyüdüm. Manisa'nın Gördes ilçesinde büyüdüm. Gördes böyle dağların arasında küçük ve yoksul bir yerdir. Biraz yalıtılmış bir yerdir. Ve eski göçer Türklerinin yaşadığı bölgeler, artık yerleşik hale gelmişler en az 150 yıldır tabii. Ben de o ailelerden bir son kuşağın üyesiyim aslında. Böyle bir ailenin son kuşak üyesiyim. Dolayısıyla benim büyüdüğüm aile, benim büyüdüğüm çevre sözlü edebiyatın çok gelişmiş olduğu bir bölgeydi. Benim ailem de öyleydi. Yani ailem, büyüklerim, hemen hemen bütün büyüklerim çok iyi masal ve hikaye anlatıcılarıydı. Yani sözlü edebiyatı ben çok küçük yaşlardan itibaren kulak dolgunluğum oldu. Ve bizde hikayeler ve masallar sadece çocuklara anlatılmazdı. Yani yetişkinler de bunları dinlemek için bizim eve gelirdi. Babamın dükkanına gelirlerdi. O kış gecelerinde sobanın etrafında büyükler masal dinlerdi aslında. Yani büyüklere özgü masallar da anlatılırdı. Dolayısıyla bir hikaye nasıl anlatılır, bir masal nasıl anlatılır, bir hikayenin kurgusu nasıl çatılır, çok küçük yaşlardan itibaren öğrendim. Benim şansım tabii babam, özel bir babaya sahip olmam. Babam aslında ortaokul mezunu, esnaftı Gördes'te, manifaturacıydı. Ama Cumhuriyet'in ilk kuşakları iyi yetişmiş kuşaklardı, köy enstitüleri kuşağı onlar. Dolayısıyla babam çok iyi bir edebiyat okuruydu. Yani dükkanda tezgahının altında işte Rus klasikleri, Türk klasikleri, hatta Amerikan öykücülüğünün önemli isimlerini, kitapları bulunurdu. Ve ben çok küçük yaşlarından itibaren onları okuyarak büyüdüm. Yani öyle bir babam olmasaydı, edebiyata düşkün bir babam olmasaydı muhtemelen ben de evdeki büyükler gibi işte masal hikaye anlatan birisi olurdum. Aile geleneğini öyle devam ettirdim. Peki Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal okumak edebiyatınızı nasıl etkiledi? Tabii onlar çok küçük yaşlardan itibaren okuma şansına eriştim. Onlar işte bizim hikayelerimizi anlatırlar. Toplumcu gerçekçi bir edebiyatın çatısını çatarlar. Bizden hikayeler vardır orada. Dolayısıyla onları çok küçük yaşlardan itibaren okumak ve oradaki kahramanların etrafımda olduğunu görmek, yani bize anlattıkları için etrafımdaki karakterlerin tiplerin aslında romanların da karakterler tipleri olduğunu görmek, anlatılan olayların bir şekilde benzerlerinin etrafımda yaşandığını görmek, edebiyatla hayat arasındaki ilişkiyi, o sarsılmaz, kopmaz, güçlü ilişkiyi çok küçük yaşlardan itibaren kavramama neden oldu. Dolayısıyla hem onları sevdim hem de edebiyatı sevdim aslında. Peki şimdi yetişkin edebiyatıyla şeyi söylediniz biraz evvel. Hikayeler sadece çocuklara anlatılmazdı, aile büyüklerine de anlatılırdı, yetişkinlere de anlatılırdı dediniz. Peki yetişkin edebiyatıyla çocuk edebiyatı arasında yazar olarak siz bir ayrım gözetiyor musunuz kitaplarınızı yazarken? Nasıl bir farklılık var? Nasıl düşünmeliyiz bunu? Yani tabii aslında hepsinin temelinde hikaye anlatmak var. Yani yetişkin edebiyatında da çocuk edebiyatında da yaptığımız aslında anlatmaya değer iyi hikayeler bulmak ve onu da iyi bir Türkçeyle, iyi bir dille, iyi bir edebiyatla anlatmak. Bunu elbette çocuklar için yazarken çocuk dünyasına yönelik olduğunu bilmek gerekiyor. Birçok zor konu aslında çocuklara anlatılabilir. İşte anne baba kaybı, hastalıklar, kayıplar, anne baba ayrılığı, birçok konuyu anlatabiliriz. Aslında bilinenin tersine. Yani çocuklar için sadece her şeyin mükemmel olduğu bir dünyayı anlatmak gibi bir görevi yok çocuk edebiyatının. Ama
Onu çocuklar için anlattığımızı unutmadan elbette. Onların dünyasına uygun bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bir de burada yetişkin edebiyatından biraz farklı olarak yayıncılık çok önemli. Yani çocuk edebiyatında uzmanlaşmış şeyin evleriyle çalışmak çok kritik bir mesele. Çünkü onlar hem dünya edebiyatını hem Türk edebiyatını çocuk dünyasına çok hakimler. Ayrıca bu konularında uzmanlaşmışlar. Uzman kişileri de çalıştırıyorlar. Dolayısıyla bir hikayeyi çocuklara anlatırken bazen bir cümle ya da bir kelimenin yerini ya da kelimenin anlamını bile defalarca tartışıyoruz mesela. Doğru cümlemi, doğru anlatım mı? Bunu yazar çok iyi bir edebiyatçı olsa bile atlayabilir birçok şeyi. Dolayısıyla iyi ekiplerle çalışmak, iyi yayıncılarla çalışmak çok kritik bir mesele. Benim de öyle bir şansım oldu. Hep iyi yayıncılarla çalıştım, iyi ekiplerle çalıştım. Çok güzel. Kitapta zaten mesela yetişkin olarak kitabınızı okuduğumda benim de dikkatimi çeken, heyecanlandıran, hiç bunun üzerine düşünmediğimi fark ettim mesela. Şu oldu, biraz notlar aldım. Arıların matematiği sevmesini anlatıyorsunuz mesela. Bir kampa gidiyor babaanne ile torunu ve orada peteklerin neden altıgen şeklinde olduğunu anlatıyorsunuz. Ya da dediniz ya biraz evvel çocuklara farklı şekilde pek çok konu aktarılabilir diye. Örneğin garsonluk yapan bir paleontoloğu anlatıyorsunuz. Doktorasını yapmış fakat iş bulamıyor ve garsonluk yapıyor. Yani aslında bir takım sınıfsal meselelere de değiniyorsunuz. Günümüze dair pek çok sorunu da ele alıyorsunuz. Tabii fantastik şeyler de var. Mesela Karga Hulusi'yi unutmayalım ya da Hamam Böceği Mahmure Hanım'ı. Ben o bölümleri okurken de çok eğlendim. Bir de tabii babaannenin yaptığı bal kabaklı böreğin kokusu okurken gerçekten burnumuza geliyor kokusu. Bunlar da çok güzel ayrıntılardı. Şimdi kitabınızda 9 yaşında anne babasını kaybeden ve babaannesinin yanında yaşamaya başlayan bir çocuğun hikayesini okuyoruz. Diyor ki babaannesine olan sevgisini şöyle anlatıyor. Çok sevdiğim için özellikle onu aktarmak isterim. Ona sarılıp güneşe doğru boy atan bir sarmaşık gibi büyüdüm diye ifade ediyor babaannesine olan sevgisini. Sonra kitabın ön kısmına, ilk sayfalarına baktığımda siz en güzel babaanneye annem Semiha Büke'ye diyorsunuz. Kitabınızda anlattığınız babaanne sizin anneniz mi? Ya tabii parça parça annem var ama ne değil tabii yani başka bir karakter. Ben de onu merak ettim. Acaba böyle sıra dışı bir babaanne mi? Ve kitabı ona da okuttunuz mu acaba diye de düşündüm. Yok henüz okumadı. Henüz Annem gördü. okuyamadı. Peki. Peki, şimdi babaanne torununa bir defter hediye ediyor ve istediği zaman o deftere not almasını istiyor. Aslında o defter bir sene kadar dolapta bekliyor ama sonra bir gün çıkarıyor o deftere yazılar yazmaya başlıyor. Şimdi çocukların yazıyla olan ilişkisi de biraz bu dijital teknolojilerle yani sekteye uğramış olabilir. Benim de bir kızım var ve bunu yakından gözlemleyebiliyorum ya da pek çok çocukta da görebiliyoruz bunu. Siz mesela günlük tutar mıydınız çocukken? Siz nasıl bir çocuktunuz? Ben ya biraz tabii mahremiyetin sıkıntılı olduğu bir çağda büyüdük biz. Dolayısıyla günlük de mahrem bir şey. Ben bunun çok mahrem kalamayacağını düşündüğüm için erken yaşta vazgeçtim bu işten. Yani şimdi mesela bir kızımın günlüğü olsa ben asla açıp bakmam ama eskiden bizim çağımızda anne babalar daha konuda şeydi, tahakküm kurucularda. Dolayısıyla ben böyle bir şey olacağını düşündüğüm için hiç tutmadım. Ama onun dışında kitap okumayı çok seven bir çocuktum. Anlatmayı çok severdim okuduğum kitapları. Daha çok okumayı, yazmak çok aklımda olan bir şey değildi. Çünkü yazarlık babamın anlattığı, babam hemen hemen her gece böyle Türk edebiyatının, dünya edebiyatının önemli yazarlarını anlatırdı bize. Nasıl bir hayat yaşadıklarını, nasıl insanlar olduklarını. Onlar bizim için yarı tanrısal varlıklardı. Dolayısıyla ben çocukluğumda hatta ilk gençliğimde hani yazarlığın erişilemez
bir mertebe olduğunu düşündüğüm için yazar yazma konusu aklıma gelmemiş gibi. Ama edebiyatı çok severdim. Okumayı çok severdim. Peki şimdi biraz evvel kitaptan bazı notlar aldığımı söylemiştim. Bazılarını da aktardım. Şimdi karsambaç ve karlamaç diye not almışım onu. Siz karsambaç olarak kullanıyorsunuz onu. Rendelenmiş buz veya temiz karın üzerine tatlı bir şurup dökülerek yapılan bir tatlı bu. Kitapla birlikte öğrendim ben de bunu. Türkiye'nin güney illerinde galiba yapılıyormuş. Bir de Bizde de yün yapılır. yapılır mı? Evet, çocukluğumda yapılırdı. Dağlardan kar getirip meyve sularıyla bize satarlardı oradaki amcalar. Çok güzel. Çünkü dondurma biraz ulaşılması zor bir üründü o çağlarda. Dolayısıyla Böyle bir böyle bir çözüm. çözüm vardı ama çok da lezzetli olurdu. Evet. Bir de 100 yıldır Muğla'da kutlanan bir bayramdan söz ediyorsunuz. Gerçekten var mı diye baktım. Fark edememişim ben de bunu kitabınızla öğrendim. Kaddak Deve Bayramı. Doğru not almışım değil mi? Kaddak Deve Evet. Bayramı diye yetişkinler de farklı kostümler giyiyorlar ve köy meydanında büyük gösteriler, şenlikler yapılıyor. Haberlere de konu olmuş. Sonradan taratınca bunu gördüm. Tabii çocukların bu kültürel değerleri ya da tatları öğrenmesi de kitabınızda çok kıymetli değil mi? Evet. Yani bunlar tabii ben de saklı kalmasın istedim. Aslında hala kısmen Anadolu'nun birçok yöresinde yaşıyor bu tür adetler. Kitapta geçen yemekler mesela, yani onların hala aile büyüklerinin yaptığı işte börekler, çörekler, yemekler. Bunlar en azından geleceğe kalsın istedim. Evet, geleneksel tatları da öğrenmeleri tabii çok güzel. Bu geleneği de bayramı da mesela ben de kitabınızda öğrenmiş oldum. Şimdi Deli İbrahim Divanı kitabınıza gelecek olursak çocuk edebiyatı deniz edebiyatı üzerine Deli İbrahim tabii çok önemli bir kitap. Bununla ilgili pek çok söyleşi de verdiniz zaten. Deli İbrahim'e Kırlangıç Zamanı öykü kitabınızda rastlamıştım. Doğru anımsıyor muyum? Orada bir çocukla olan ilişkisi ve şakalaşmaları vardı aslında. Deli İbrahim kimdir? Bunu sormak isterim ve yaşamınızda nasıl bir önemi var? Nedense ben o mutlaka sizin geçmişinize ait ve yaşamınızda bir yeri var diye düşündüm okur olarak. Bir gerçekliği var mı Deli İbrahim'in? Yani şöyle var, gene ben çocukluğumla ilgili bir durum. Gördes'te benim çocukluğumda öyleydi. Deli çoktur bizde. Yani belki de işte Türkiye'de birkaç akıl hastanesinden birinin Manisa'da olmasının nedeni bu olabilir. Bizim bölgemizde çoktu benim çocukluğumda ve hemen hemen hepsiyle de beraber yaşardık. Yani öyle bir hayatı paylaşırdık bir şekilde. Yalnız sadece aklen deli olanlara deli denmez Gördes'te. Aynı zamanda düzenle bir sorunu olan, düzen dışı olan, onunla mücadele eden, işte bir kurala bağlı kalmak istemeyen, toplumsal normların dışında yaşamak isteyen ve bu yüzden de bir takım toplumsal yapılarla çatışan insanlara da deli denir. Aslında Deli İbrahim biraz öyle. Evet. Yani zihinsel bir sorunu yok aslında Deli İbrahim. Hatta romandaki birçok insandan akıllı. Stratejist mesela, stratejiler kurabilen birisi. Ama düzen dışı, yani oradaki romandaki var olan düzenin dışında ve o düzeni tehdit eden birisi olduğu için aslında Deli İbrahim deniliyor. Benim çocukluğumda da bunlardan bol miktarda vardı aslında. Peki şimdi yakın zamanda Yaşar Kemal'in Deniz Küstü kitabını okudum ve Deniz Küstü'de Yaşar Kemal balıkçıların hikayesini anlatıyor. Çürümeyi, yozlaşmayı görüyoruz. Orada da Dalyan var ve Selim, balıkçı Selim
Yunusların öldürülmesine karşı çıkıyor. Zeynel'i görüyoruz, artık efsaneleşen bir karaktere dönüşüyor. O da çok akıcı ve büyüleyici bir dili var tabii Yaşar Kemal'in. Sizin kitabınızdaki Osman'la ya da Deli İbrahim'le Selim ve Zeynel arasında bir bağlantı var mı diye sormak isterim. Çünkü bu Yunusların öldürülmesi meselesi, o çürümeyi, yağlarının eritilip satılmasını çok güzel aktarıyorsunuz okura. Nasıl endüstrileştiğini görüyoruz aslında. Denizlerin nasıl kirletildiğini ve balıkların dahi bize küstüğünü okuyoruz kitabınızla. Bir paralellik kurmak mümkün mü Yaşar Kemal'in kitabıyla? Yani aslında şöyle, ben Yaşar Kemal Deniz Küstüsü'nü çok küçük yaşlarda okumuştum. Yani ilkokula gidiyordum okuduğumda sanırım. Sonra bu kitabı, bu romanı yazarken aklıma bile gelmedi aslında. Sonra fark ettim. Yani kitabı, romanı bitirdikten sonra, ya Yaşar Kemal de Yunuslarla ilgili bir roman yazmıştı diye hatırladım. Döndüm, okudum tekrar. Yani unuttuğum bir romanda ama muhtemelen bilinçaltıma bir sürü şey kalmış. Dolayısıyla bir Yunus katliamı ortak bir mesele her iki Evet. kitapta. Deli İbrahim'de biraz da tabii şey var, hani denizden öte aslında sınıfsal bir mücadele anlatılıyor orada ve mülksüzleşme anlatılıyor. Dolayısıyla öyle bir tarafı da var. Ve aynı zamanda sonu da tabii biraz daha kendine özgü. Bir, yani mağlup olanların, efendim? Mülksüzleşme aslında toplumun genelinin mülksüzleşmesinden söz ediyorsunuz. Bir kısım değil mi? Sınıfsal mesele dediğimiz o Eczacı Süleyman çünkü orada. Evet, yani orada dalyancılar kendi namlarına çalışırken endüstriyel balıkçılık gelişiyor. Yani Yunusların kitlesel avlanması için endüstriyel bir balıkçılık yapılması gerekiyor. Kendi hesaplarına balıkçılık yapan dalyancılar bir süre sonra Eczacı Süleyman'ın ücretli işçileri oluyorlar. Ve dalyanlarını kaybediyorlar. Bu mülksüzleşme aslında. Kendi hesabına çalışan insanların bir patron hesabına çalışıyor ve onların ücretli işçisi haline gelmesi ve o üretim süreci çöktüğünde de herkesin işsiz kalması ve mülksüz kalması, bunu anlatıyor aslında. Peki balıkları ve denizin dilini çok iyi biliyorsunuz ve bunu okuyucuya da aktarıyorsunuz. Ailenizde denizci var mı? Sizin denizle olan ilginiz nedir? Ve tabii denizi tanımak, iyi tanıdığınızı tabii düşünerek bunu soruyorum. Yaşamınızı nasıl etkiledi? Ailemde hiç denizci yok. Biz aslında İç Ege'liyiz ve kara çocuğu. Ben kara çocuğuyum. Benim de bir denizle ilgim yok aslında. Ben yaşamım boyunca tek balık tutmuş birisi değilim. Çok, denizi de çok geç yaşlarda tanıdım aslında. Bu kitabı yazana kadar da hemen hemen hiçbir şey bilmiyordum. Dolayısıyla kitabı yazmak için çalıştım. Yani denizcilik ve denizcilik kültürü üzerine çalıştım. Epey uzun süre çalıştım. 1,5 yıl boyunca hem kuramsal olarak hem de edebiyat anlamında deniz edebiyatıyla ve denizcilikle ilgili epey çalıştım. Hatta denizci arkadaşlar edindim. Onların teknelerinde çalıştım. Yani bir aktör gibi, aslında bir aktörün bir rolüne hazırlanması gibi çalıştım buna. Balıkçı arkadaşlar edindim. Dalyancıları anlatmak istediğim için yaşlı dalyancılarla günler süren mülakatlar yaptım. Ses kayıtlarını aldım. Yani epey çalıştım bunun için. Denizci olduğumu, denizci olmadım tabii, ama bu kitabı yazacak kadar bu kültürü edindim en azından. Tabii çok da sevdim bu arada, hani denizcilik kültürünü, denizi. Ama ben kara çocuğuyum, yani denizci değilim. Ben kitaplarınızı okuyunca, öykülerinizde de, çocuk kitaplarınızda da bunu görünce, babaanne de burada mesela bir denizi o da çok iyi biliyor. Bir de paylaşımlarınıza dikkat edince mutlaka bir denizle bağınız çocukluğunuzda var, mutlaka olmalı diye düşündüm. Çünkü o gemici düğümlerinden falan da söz ediyorsunuz. Evet, Onlara onları da hep denk çalıştım. gelmiştir. Evet, çok güzel. Peki, Deli İbrahim'in hikayesinin bu kadar ilgi göreceğini bekliyor muydunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ilgiyi?
Yani ben hep yetişkinler için öykü yazmıştım bugüne kadar. Öykünün Evet. sınırlı bir okuru var. Romanın biraz daha fazla okunabileceğini tahmin ediyordum ama bunu bu kadar okunacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Kitabın tanıtımıyla ilgili ekstra bir iş de yapılmadı aslında Evet. bakın. Yani rutinin dışında yayın evinin bir katkısı olmadı. Bu yani okurların çabasıyla Deli İbrahim Divanı çok bilinir hale geldi. Yani Türkiye'de önemli bir okur var aslında. Çok önemli bir kısmı da kadın okur. Sanırım onlara geçti kitap, işledi biraz ve kulaktan kulağa yayıldı. Okur çabasıyla ve etkisiyle aslında biraz Deli İbrahim bilinirliği genişledi. Bunda ne etkili oldu? Bence toplumsal gerçekçi edebiyata olan özlem ve ihtiyaç biraz ben olduğunu düşünüyorum. Böyle dil oyunlarının ötesinde işte yazarın kendi iç sıkıntılarını boca ettiği metinlerin dışında toplumsal meseleye dokunan ve içinde bir hikaye barındıran bir metin olduğu için ilgi gördüğünü tahmin ediyorum. Çünkü sonuçta edebiyatı biz hikaye anlatmak için edebiyat yapıyoruz. Evet. Edebiyatın amacı hikaye anlatmak. Bu kitapta da insanlara dokunan bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Evet, gerçekten öyle. Çünkü doğa için, çevre için ve hayvanlar için ciddi anlamda mücadele eden, çok kıymetli çalışmalar yapan insanlar da var. Yunusların katledilmesini çok güzel aktarıyorsunuz. Bununla ilgili izlemek isteyenler tabii onlarla ilgili yapılan bir takım belgeseller de var. Leyleklerin de mesela kutsal kuş olması Türkler için ve mutlaka evlerinin bacalarına değil mi yuvalarını yapmaları ve onlara hiç dokunmamaları, bunu çocuk kitaplarınızda da denk geliyoruz. O tür ayrıntılar da çok kıymetliydi. Yakın zamanda Assos bölgesindeydim ve orada Troya kazılarını yapan Kral Priamos'un hazinelerini ortaya çıkaran Şiliman'ın bir kitabı var, Troas'a Yolculuk diye. O yolculuğu sırasında bölgeyi gezerken sizin kitabınızda da denk geldiğim için aynı şeye bir de orada denk gelince çok hoşuma gittiği için özellikle aktarmak istiyorum. O da Türk köylerinde özellikle evlerin çatılarındaki leylek yuvaları çok dikkatini çekiyor ve bunu kitabında aktarıyor. Bir de çeşmelerde dikkatini çeken inanamıyor çünkü çeşmelere ama leylekleri özellikle anlatıyor. Hatta Rumlar çatılarına hiç istemezmiş leylekler konsun. Öyle bir ayrıntı da var tabii ne kadar gerçekliği vardır araştırmak lazım bilemiyorum. Onun kitabında aktardığı bu. Ama Türklerle ilgili özellikle bunu vurguluyordu, çok öne çıkıyordu. Evet, bizde de öyledir. Mesela Gördes'te leylek yani yarı kutsal bir hayvan olarak düşünülür, hep korunur, kollanır. Türk mitolojisinde böyle birçok öykü var aslında. Yani işte bir leylekle dünyanın ve insanın başladığına dair. İşte bir leylek denize dalıyor, oradan gagasından çamur çıkarıyor, onu tükürüyor. Tükürdüğü yerdeki çamurlardan dünya oluşuyor, insanlar oluşuyor. Yani varoluş hikayesinin bir kısmı leylek üzerinde anlatılır Türk mitolojisinde. Dolayısıyla onun kuşaktan kuşağa aktarılmış hali olduğunu düşünüyorum. Ve bir takım erenlerin don değiştirip leylek olduğuna inanılır mesela. Evet. O yüzden kutsaldır. Evet, bu biraz evvel anlattım. Leyleği havada görmek çok mutluluk verir. İşte leylekler geldiğinde ve mesela giderken herkesin çok hüzünlendiğini hatırlıyorum çocukken. Yaşlıların gözleri yaşarırdı gidiyorlar diye. Evet. Peki, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür Sizin ederim. kitabınızla ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Babaannem, Kurbağalar ve Hayat kitabınızla ilgili. Teşekkür ederim. Umarım çocuklar sever. Babaanneler Evet. de sever. Tabii aslında biz çocuk edebiyatını sadece çocuklar için yazmıyor. Yetişkin edebiyatını yetişkinler okuyor ama çocuk edebiyatını hem çocuklar hem de yetişkinler okuyabiliyor. Evet. Umarım aileleriyle birlikte okuyup severler. Çok keyif alacaklarına ben de eminim. Okuru bol olsun. Çok teşekkürler Sağ olun. programa Çok katıldığınız teşekkür için. ederim. Sağ olun.
Şimdi sırada bu hafta sizin için seçtiğimiz kitaplar var. İlk kitabımız Kumru'nun Gördüğü, Ahmet Büke'nin öykü kitabı. Ahmet Büke bu kitabıyla 2011 yılında Sait Faik Hikaye Armağanı'nı kazandı. Kitapta farklı insanların, yaşamların, yaşanmışlıkların öykülerini okuyoruz. Her bir kitapta, öyküde biraz duraklayıp yazarın özgün şiirsel diline kulak veriyoruz. Bu hafta programımızda yer vereceğimiz bir diğer kitap Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz kitabı. Hemingway'in ölümsüz eseri Yaşlı Adam ve Deniz kitabını Zülfü Livaneli'de Balıkçı ve Oğlu kitabında bize yeniden anımsatır ve Hemingway'in bu kitabından yola çıkarak Balıkçı ve Oğlu'nu yazdığını söyler. Mutlak tutkusuyla yarışırcasına dünyanın dört bir yanında kendini serüvenden serüvene atan Hemingway, fırtınalarla dolu yaşamına yön veren karakterini bir bakıma bu romanıyla özetlemiş gibidir. Büyük yazar, sert, acımasız fakat bir o kadar da dokunaklı bir yazgıyı yaşlı bir balıkçının okyanusta geçen birkaç günüyle okura anlatır. Bu hafta programımızda yer vereceğimiz son kitabımız Yaşar Kemal'den Deniz Küstü. Romanlarında Karadeniz'den Toroslara, Ağrı Dağı'ndan Ege'ye uzanan çok geniş bir Anadolu coğrafyasını anlatan Yaşar Kemal, Deniz Küstü'de ana tema olarak İstanbul'un çürüyen doğasını seçer. Bir kentin tüm coğrafyasıyla her anlamda yozlaşmasının ve çürümesinin anlatıldığı romanda balıkçı Selim'in ve annesiz babasız büyüyen Zeynel'in hikayesini okuruz. Henüz Ahmet Büke'nin Deli İbrahim Divanı kitabını okumadıysanız Yaşar Kemal'in Deniz Küstüsü ile birlikte okumanızı öneriyoruz. Bu hafta programımıza Ahmet Büke konuk oldu. Ahmet Büke çocuklar için Babaannem, Kurbağalar ve Hayat isimli bir kitap yazdı. Ve kitap yayınlanalı sadece birkaç gün oldu. Hızlıca kendisiyle bir söyleşi planladık. Umarım siz de söyleşiden keyif almışsınızdır. Haftaya yeni bir programda karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın.